Efendim Anadolu Ajansı Mahallesi bir son dakika bilgisi bir haberi var. Özellikle son dönemde tartışılan isimlerden bir tanesi ki Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı döneminde gözaltına alınan polisler vesairelerle bakılınca kendi ekibiyle ki ciddi bir de e, troll ya daha doğrusu sosyal medya desteğini olduğunu söylemek mümkün. Çünkü e, Ali Ali Yerlikaya'nın her görevden aldığı polis için tutup da e, eleştiren Süleyman Soylu'yu destekleyen binlerce tweet atılıyor. Ama bugün çok ilginç bir Haber var Anadolu Ajansı'ndan Süleyman Soylu dokunulmazlığımı kaldırın diye başvurmuş. Bakalım İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu dokunulmazlığının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına dilekçe verdi. İçişleri Eski Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle meclis başkanlığına başvurdu. Meclis kapandı ama... Bakacağız ne olduğuna. Soylu 26 Temmuz Cuma günü meclis başkanlığı dilekçeyle başvurarak yasama dokunulmazlığın kaldırılmasını istedi. Soylu dilekçesinde 40 yıldır siyasette yer aldığını ve bu süre içerisinde farklı görevlerde bulunduğunu belirtti. Üstlendiği görevlerin her birinde millete hizmet etme, hesap verme, açık olma sorumluluğu olduğu kaydeden Soylu siyaset kurumunun ve siyaset yapanların dönem dönem çeşitli iddialar ve ithamlarla karşılaştığına işaret etti diyor. Soylu hala hazırda... Üyesi olmaktan onur duyduğum Gazi Meclisimizin çatısı altında da milletimizi temsil ve hizmet e, ifasıyla milletvekili görevimi yaparken hükümetlerimizi İçişleri Bakanı olarak görev yaptığımız dönemi, şahsımı ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımızı hedef alan ve devletimizin itibarını ayaklar altına almak isteyenler dahil, e, dahili ve harici menşeili çok sayıda mesnetsiz, tamamen iftiraya dayalı, manipülatif ve çoğu benzer mahfillerden üretilen organize ve sistematik karalamalarla karşı karşıya kalmak kalmış bulunmaktayız diyor. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görev yaptığı olağanüstü dönemde demokrasiyi, devletin bekasını, milli iradeyi ve hukuku akamete uğratmak isteyen terör örgütlerine, suç yapılarına karşı her türlü riske alarak yürütülen can siparane mücadelenin hak ve hukukunu gözetmenin boynunun borcu olduğunu belirten Soylu, dilekçesinde karalama veya iftira kampanyalarında suç yapanlar yapılan ve fikir ortaklığı ve işbirliği içerisinde olanların yıkıcı, yıkıcılığına bilgane kalmamayı, her anı sadakat, kararlılık ve fedakarlıkla dokunmuş mücadelenin rövanşını almak isteyenlere karşı vazgeçilmez sorumluluk olarak nitelendirdiriyor. İtibarsızlaştırma kampanyası iddiasında karalamaları ve iftiralarıyla milletin gözünde şüphe, istifam ve soru işareti oluşturmayı amaçlayan şer odaklarıyla hukuk zemininde mücadele etmenin zaruri hal aldığını ifade eden soylu dilekçesine şöyle devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İçişleri Bakanlığı görevine getirildiğimiz günden görev süremizin sonuna kadar tüm birimlerimizle milletimizin huzurunu, refahını, en üst düzeyde kamu düzeninin güvenliğini ve e, esenliğinin sağlanması ve başta terörle, kaçak göçle, afetlerle, uyuşturucuyla ve organize suç örgütleriyle hiçbir şekilde ayrım yapmaksızın tüm suç şebekeleriyle kesintisiz ve tavizsiz mücadele edilmesine yönelik kararlılığımızda milletimiz de şahit olmuştur. Ancak sonrasında bu mücadeleyi baltalamak, itibarsızlaştırmak ve bundan sonra da bu mücadeleye kendini adayacak herkesi yıldırmak maksadıyla daha önce benzerlerine az rastlanan or organize ve sistematik bir şekilde kamuoyunun dezenforme edilmesine yönelik her türlü yazılı, görsel, sosyal medya ve tüm mecralarda tamamen yalan, iftira nitelikli, karalama içerikli yayınlarla e, itibarsızlaştırma kampanyasıyla karşı karşıya kaldık diyor. İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığı 3 Haziran 2023'ten itibaren geçen bir yıl içerisinde aleyhinde yalan, hakaret, karalama ve iftira içerikli 11.500 televizyon haberi, 1454 gazet haberi ve 628 köşe yazısıyla Makale 218 bin internet ve sosyal medya haberi yapıldığını aktaran soylu hakkında görev dönemi mahiyet, mecliste herhangi bir konuda fezleke işlemi bulunmamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları ve sözcüleri muhalif e, ta, e, muhtelif tarihlerde sarf ettikleri mesnetsiz karalamalar ve iftiralara dokunulmazlık zırhını e, sığınarak korunduğumu defalarca ifade edip bu şekilde kamuoyunu bilerek yanlış yönlendirmişlerdir. Yine Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan ve sözcüleri ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve yıllardır tehdit eden PKK terör örgütü ve onun siyasi birliktelik ve uzlaşı yürüttüğü meclisteki temsilcilerine FETÖ ve DHKPC'ye karşı yap yapmadıkları yapamadıkları söylemediklerini ve söyleyemediklerini üstelik de onlarla birlikte görev yaptığımız döneme ve şahsıma karşı milletimizin gözü önünde eş zamanlı bir kampanya yürütmektedirler diyor. İnsani ve vicdani değerlerden yoksun, kampanya ve saldırıların hukuken izah edilecek yönünde bulunmadığını söyleyen soylu, elbette ki demokrasiye ve hukuka olan bağlılığımı, devletime olan sadakatimi, milletimize karşı sorumluluğum ve Gazi Meclisimizin iradesinde olan saygım, yaptığımız görevlerin ve verdiğimiz mücadelelerin her birinin her bir anının doğruluğuna olan inancım gereği tüm bu karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyasına karşı iş bu yasama dokunulmazlığının kaldırılması başvurusunda bulunulması zorunluluğu hasıl olmuştur. Görevde bulunduğum dönemlerle ilgili hakkımda yürütülen karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyaları karşısında hakkaniyetin ve gerçeklerin tecellisi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Meclis İş ilgili maddeleri çerçevesinde yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının gereğini arz ederim diye uzunca bir dilekçe ama çok mühim uzun süredir tartışılan bir isim, kişi ve biz her sabah özellikle bir, bu, bu dönemin İçişleri Bakanı Sayın Ali Ali Yerlikaya'nın paylaşımlarındaki mesaj dolu cümlelerine baktığımız zaman arkadaş bu madem bu kadar çok Türkiye Cumhuriyeti topraklarına uyuşturucu kaçakçısı, mafya baronu, o baronu, bu baronu yerleşmiş bu dönem temizlenebiliyor. Neden daha önceki dönemlerde bu işlere hiç kalkışılmadı? Neden bu kadar insanların bu kötü insanların uyuşturucu batağı içerisindeyiz Bugün sokakta bırakın ben şöyle bir cümle hatırlıyorum. Hatta dün de söylemiştim. Sayın Gürsel Tekin'in bir belgeseli var bu konuyla ilgili. Gitmiş sokakta çalışmış adam ve şunu söylüyor uyuşturucu kullanan insanlar. Bugün Anadolu'da 150 haneli köyün torbacısı var artık. Un değil ki bu. Taşınırken dökülüyor. Metamfetamin denilen e, o büyük illet toplumumuzu zehirlemiş halde. Güney Amerika'ya döndük. Uyuşturucu konuşuluyor, rüşvet konuşuluyor, Mersin konuşuluyor. Kon e, bu iddiaların bir ortaya çıkması lazım. Ben kendisini tebrik ediyorum bugün. Madem ki yargılanmak istiyor, iddialar dökülsün. Net bir yargılama olsun. Ama şunu da kabul etmek lazım ki bu iş sadece uyuş mevzusu, o mevzusu bu mevzusu değil. Siyaseten öyle kirli işlerin görüntüsünü verdi ki Sayın Soylu, yeter ki dedi Erdoğan kazansın. Gerisi hiç umrunda değildi. Ben o otobüsün üzerinde polislerin belki de dayak yem, belki de orada kan dökülmesi riskine rağmen hadi oradan diyerek insanları aşağıladığı o seçim döneminde yaptıklarını unutmuyorum. Bence hani bir de şöyle yaptı. Asker soylunun askeri, polis e, soylunun polis. Ya böyle şey olur mu? Asker Mustafa Kemal'in askeri kardeşim. Polis bu ülkenin Mustafa Kemal'in devletin polisi, devletin askeri. Mehmetçik hiçbir İçişleri Bakanı'ndan emirleri değildir. Bu ülkenin koruyucusudur. Ben yaptım. Ne yaptın sen? İnsanlar gitti şehit oldu. Siz de siyaseten hava attınız. Var mı ötesi? Bakalım ne çıkacak ama önemli bir adım atılmış durumda ee, tebrik ediyorum kendisini demokratik bu açılıması yüzünden ee, herkes eteğindeki taşı döksün ki belki de gerçekten birileri kaşıyor mu kaşımıyor mu hep birlikte anlayalım.